Merhaba arkadaşlar. Bugün ıspanaklı pasta yapacağız sizlerle. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Keki için 4 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, birazcık derin dondurucuda ıspanağım vardı, ıspanak. Bunu blenderdan geçireceğiz süt ile. Vanilya kabartma tozu. Evet arkadaşlar, şimdi muhallebisine geçtik. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 5 yemek kaşığı toz şeker, vanilya, krem şanti 1 paket. Şimdi başlayalım. Öncelikle sütümüzü, 1 litre sütümüzü döküyoruz. Muhallebimizi yapmakla başlıyoruz. Döktük bu şekilde. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Toz şekerimizi ekliyoruz. Yine önden bir karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra nişastamızı ekliyoruz. Evet. Şimdi bunu ocağa götürüp kaynatmaya başlıyoruz. Şimdi ocağımızı aldık ve sürekli karıştırıyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, muhallebimiz kaynamaya başladı. Kıvam oldu. Şimdi vanilyamızı ekliyoruz. Bir paket vanilya. Ve ben söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Birazcık da tereyağım var. Bunu karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Muhallebimiz oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Krem şantimi dökeceğim ama biraz soğuduktan sonra, birazcık soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra üzerine krem şanti ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ıspanaklarımızı koyuyoruz içerisine. Siz taze ıspanakla da yapabilirsiniz. Benim derin dondurucumda olduğu için ben onu kullanmak istedim açıkçası. Şu şekilde koyuyoruz ve sütle bunu açacağız. Birazcık da süt ekliyorum. Bu yarım su bardağının hepsini ekleyeceğiz sonuç itibariyle. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, 4 tane yumurtamızı koyduk. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Sonra bunu şöyle bir karıştırıyorum. Ve blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtalarımızla toz şekerimizi karıştırdık. Güzelce çırptık. Şimdi üzerine 1 çay bardağı zeytinyağımızı sıvı yağla birlikte, ayçiçek yağı ile birlikte karıştırdığımız zeytinyağımızı ekliyoruz. Daha sonra ıspanaklarımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra tekrar blenderdan geçireceğiz. Şimdi ön karıştırmamız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Sonra vanilyamızı kabartma tozumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz önce. Kontrollü olalım. Onu kontrollü bir şekilde dökelim. Biraz daha un ekliyorum.
tekrar blenderdan geçireceğiz. Arkadaşlar şimdi blenderdan geçiriyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar tepsimizi yağladık. Gördüğünüz gibi üzerine kek hamurumuzu döküyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şöyle yayıyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Sonra birkaç defa şöyle vuruyoruz havası çıkması için, daha güzel kabarması için. Sonra fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar, fırınımıza kekimizi koyuyoruz. Şu şekilde. Derecemiz 170 derece olacak. 10 dakika pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar krem şantimizi ekliyoruz. Muhallebimiz birazcık soğudu. Krem şantimizi ekliyoruz. Sonra tekrar blenderdan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Birazcık beklettik. Şimdi kekimizin şöyle üst tabakasını alıyoruz. Şu şekilde. Yalnız önemli değil, bu üzerini blenderdan geçireceğiz. Yani bunlar toz haline gelecek. O yüzden nasıl yaptığınız, şeklinin bozuk olması çok da önemli değil açıkçası. Evet arkadaşlar, kekimizin diğer kalan üst tarafından aldığımız parçasını blenderdan geçireceğiz. Onda da bir şimdi geçiriyoruz arkadaşlar blenderdan. Arkadaşlar kekimizi hazırladık, alt tabanını. Diğerini de gördüğünüz üzere küçülttüm, üst olacak yerini. Biraz da muz doğradım ben, dilimledim. Onları da üzerine dizmeyi düşünüyorum. O şekilde yapacağız. Şimdi başlayalım. Muhallebimizi bu şekilde döküyoruz. Önce böyle her yerine koyuyorum. Daha sonra dağıtacağız. Arkadaşlar muhallebimizi döktük. Üzerine güzelce yaydık. Şimdi muzlarımızı, dilimlediğimiz muzlarımızı koyuyoruz üzerine. Bu şekilde diziyoruz. İsteyen başka bir meyve de koyabilir. Ben tercihim muzda oldu. Koymasanız da olur ama koyunca çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Tabii tercih meselesi. Şu şekilde diziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Bu şekilde hazırladım. Dolapta dinlendireceğiz. En az 4 saat, 6 saat dinlendirirseniz, hatta geceden yapıp dolaba koyarsanız ertesi güne çok daha güzel ve lezzetli olur. Şimdi buzdolabımıza götürüyoruz. Evet arkadaşlar, pastamız oldu. Şöyle tabağımıza koyduk. Gördüğünüz üzere yumuşacık. Şu şekilde. Çok da lezzetli. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.